O zaman biraz daha farklı bir şeye evrilmeniz gerekiyor. Biz üniversite diye gelmedik mi? Yani hani devlet üniversitesi de mi yok? Burada başvuru şartları birazcık maddiyatla örtüşüyor. Bir sorumuz var. İngiltere'ye nasıl gideriz? Şimdi İngiltere'ye nasıl gidiyorsunuz? Şöyle bir şaka şaka yüz edebilirsiniz. Adı ülkesi. Ciddi olurum. Şimdi İngiltere'ye gelmek için birçok yolunuz var. Dil eğitimini tercih edebilirsiniz, lisans programlarını tercih edebilirsiniz, yüksek lisans programlarını tercih edebilirsiniz veya sertifika programlarıyla da gelebilirsiniz. Ya da öğrenciler eğitim dışında çok fazla soru soruyorlar. Diyorlar ki işte İngiltere'ye geleceğim, eğitim dışındaki bir şekilde hani iş teklifi alıp gelebilir miyim? Ya da işte ne bileyim kuzenim var gelebilir miyim? Birisi bana işte sponsor olsa gelebilir miyim? Gelebilir misiniz? Söyleyeyim. Gelirsiniz ama konunun bizimle alakası yok. Bizimle alakalı olan kısmı şu oluyor. İngiltere'ye gelebilmeniz için biz nasıl yardımcı olabiliyoruz size? Dil eğitimi, lisans, yüksek lisans, staj, sertifika gibi konularda bizler size yardımcı oluyoruz. Ama onun dışındaki konularda uzmanlığımız olmak için eğitimle ilgili kısımlarda yardımcı oluyoruz. Tabii ki hani sizin profilinize ve istediklerinize göre değişiklik gösterecektir. O yüzden hani dil eğitimi istiyorum, nasıl gelebilirim dil eğitimine? Burada başvuru şartları birazcık maddiyatla örtüşüyor. Yani dil okulunun ücretini ödediğiniz takdirde ve buradaki yaşam giderlerini ödeyebilecek bir bütçeniz olduğu takdirde İngiltere'de dil eğitimine gelebiliyorsunuz. Veya işte üniversite veya yüksek lisans programlarını düşündüğümüz takdirde o zaman biraz daha farklı bir şeye evrilmeniz gerekiyor. Yani o zaman artık İngilizce biliyor olmanız, akademik anlamda İngilizcenizin biraz daha üst seviyede olması lazım. Yani burada eğitim ücretli, sağlık sistemi ne kadar ücretsizse eğitim de o kadar ücretli. Türkiye'deki öğrenciler bazen şunu kaçırabiliyor. İyi de biz üniversite diye gelmedik mi? Yani hani devlet üniversitesi de mi yok? Yani siz demek ki özel üniversitelerle anlaşmalısınız, bize bu konuda yardımcı olamayacaksınız. Buradaki bütün üniversiteler, yani devlet de olsa özel de olsa eğitim ücretli. O yüzden dünyada hani ilk 100'e girmiş, ilk 200'e girmiş üniversitelerin bütçeleri biraz daha duyduklarınızdan üst seviyede olabiliyor. Tabii ki İngiltere'de üniversiteler deyince normal eğitim sisteminden bir tık daha kısa sürdüğünü düşünebilirsiniz. O yüzden tüm dünyayla maddi olarak eğitime ücret ödeyecekseniz maddi olarak dengeler aynı. Yani Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da alacağınız 4 senede bitireceğiniz lisans eğitimi İngiltere'de 3 senede alabiliyorsunuz. Ya da tüm dünyada 2 sene olan yüksek lisans eğitimi burada 1 sene. Öyle olunca maddi olarak birbirlerini çok dengeliyorlar. Hatta ben İngiltere'nin daha ekonomik olduğunu bile düşünüyorum. Bu benim kişisel ve hani kendi deneyimlediğim bir şey. Dil eğitimi düşünen arkadaşlarım için zaten bize bu konuda danışmaları yeterli olacak. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.